Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. padişahı, devletin demir yumruğu. 1. Ahmet'in Kösem Sultan'dan olma büyük oğlu, Muratların 4.'sü. 10 Eylül 1623'te Osmanlı tahtına oturdu. Sultan 4. Murat tahta geçtiğinde henüz 11 yaşındaydı. Sünnet dahi olmamıştı. Saltanatının 5. gününde sünnet edildi. Eyüp Sultan da kılıç kuşandıktan sonra tahtına oturdu. Sultan 4. Murat 27 Temmuz 1612 günü İstanbul'da dünyaya gelmişti. Şehzadelik yılları çok karışık geçti. Sultan babası 1. Ahmet'in genç yaşta vefatı, ardından çıkan kargaşa ve isyan dolu dönemler, 1. Mustafa'nın istememesine rağmen tahta geçirilmesi, abisi genç Osman'ın Yedikule'de isyan neticesinde idam edilmesi hep onun şehzadelik yıllarına denk geldi. Böyle bir ortamda büyüyen Sultan Murat, genç Osman isyanında Kara Davut Paşa tarafından kardeşleriyle beraber Kösem Sultan'ın tüm oğulları idam edilecekken kurtarıldılar. Sultan Murat'ın küçük yaşları hep ölüm korkusu içerisinde geçti. 4. Murat'ın tahta geçtiği 1623 yılı ihtilaller ve savaşlar ile devam ediyordu. Tımar sistemi bozulmuş, ard arda gerçekleşen padişah değişikliği neticesinde devletin kasası boşalmış, özellikle Anadolu'da genç Osman'ın intikamını almak isteyen kan davacıları, Safaviler ile devam eden savaş ve Avrupa'da devam eden 30 yıl savaşları, bunlar Osmanlı Devleti'nin en ciddi şekilde etkilendiği olaylar oldu. Sultan 4. Murat, devlet yönetemeyecek kadar küçük yaşta olmasından dolayı Osmanlı Devleti yönetimi Kösem Sultan'a verildi. Kösem Sultan oğlu büyüyene kadar saltanat naibesi olarak görev yapacaktı. Eski saraydan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip Valide Sultan oldu. Şah Abbas, Osmanlıların yaşadığı bu iç karışıklıklardan faydalanmak istiyor, Bağdat, Musul gibi önemli şehirleri Safevi Devleti'ne katmak istiyordu. Genç Osman'ın katledilmesi ve akabinde çıkan olaylar, Şah Abbas'a yeni bir fırsat verdi. Osmanlı topraklarının birçok yerinde olduğu gibi, Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Bağdat'ta da iktidar çatışmaları vuku bulmuştu. Bağdat valisi ile Bağdat askeri garnizon komutanı arasında çekişme başlamıştı. Bu çekişme neticesinde çıkan çatışmalarda Bağdat valisi ölmüştü. Şah Abbas da şehri kuşatma altına aldı. 28 Kasım 1623 günü Bağdat düştü. Safi Kuluhan Bağdat valisi olarak atanırken Şah Abbas kısa sürede Kerbela, Necef ve Kufe'yi de almayı başardı. Sultan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesinde ve 4. Murad'ın tahta geçişindeki Cülüs Bahşişi problemini çözen Ispartalı Kemankeş Ali Paşa, Bağdat'ın düştüğünü ilk anlarda gizlemeye çalıştı. Ancak bu öğrenilince padişahtan haber gizlemek suçundan ve eski sadrazam Halil Paşa ile Gürcü Mehmet Paşa rekabetinden sonra 3 Nisan 1624 günü sarayda boğduruldu. Kösem Sultan'ın isteği üzerine Çerkez Mehmet Paşa sadarete getirildi. Osmanlı Devleti'nin doğu topraklarında Gürcistan'da yeni bir isyan çıkmıştı. Bağdat ve civarı ise kaybedilmişti. Anadolu'da genç Osman'ın intikamını almak isteyen Abaza Mehmet Paşa isyanı ise hız kesmeden devam ediyordu. Abaza Mehmet Paşa, 1. Ahmet devrinde başlayan Celali isyanlarında
Cambalot oğlunun yanında etkin bir rol almasına rağmen Kuyucu Murat Paşa tarafından isyan bastırıldıktan sonra Osmanlı Devleti hizmetine girdi. Abaza Mehmet Paşa, Halil Paşa kaptanı Derya olunca Derya Bey'i olarak hizmete başladı. Ardından silahtarlık Halep ve Maraş valiliği yaparak yükseldi. Erzurum Beylerbeyliğine getirilerek Safevi Savaşları'nda yer aldı. Genç Osman yapacağı reformlar hakkında Abaza Mehmet Paşa ile de konuşmuş ve projelerini kendisine anlatmıştı. Özellikle Kapıkulu ocaklarının kaldırılması ve devşirmelerin devlet sisteminden uzaklaştırılması hususunda padişah ile aynı görüşe sahipti. Ancak genç Osman'ın öldürülmesi sonucu Abaza Mehmet Paşa isyana başladı ve yakaladığı yeniçerileri birer birer öldürdü. Bu hareketi çevresindeki önemli kişiler tarafından da desteklendi. Erzurum'u Yeniçerilere ve Osmanlı Devleti'ne karşı bir ayaklanma merkezi haline getirmeyi başardı. 30 bin kişilik kuvvetle Sivas'ı himayesine aldı. Ankara ve Bursa'yı da kuşatma altına aldı. Anadolu'da söz sahibi artık Abaza Mehmet Paşa olmuş, payitahtta da kendisini destekleyen birçok kişi vardı. Kösem Sultan'ın emri üzerine yeni sadrazam Çerkez Mehmet Paşa, Anadolu isyanını bastırmak ve Bağdat'a yürümek için 17 Haziran 1624 günü İstanbul'dan ayrılarak sefere çıktı. Çerkez Mehmet Paşa, Konya ve ardından Niğde'deki Celali isyanlarını bastırdı. Kayseri yakınlarında Abaza Mehmet Paşa, Osmanlı ordusunu karşıladı. ...3 Eylül 1624 günü Çerkez Mehmet Paşa Karasu Köprüsü muharebesinde Abaza Mehmet Paşa'yı yendi. Abaza Paşa Erzurum'a çekildi. Çerkez Mehmet Paşa'nın diğer görevi ordu ile Safevi seferine devam etmekti. Erzurum'a kadar gelen Mehmet Paşa, Abaza Mehmet Paşa ile uyuşmayı başardı ve kışlamak üzere Tokat'a çekildi. Nitekim Çerkez Paşa 28 Ocak 1625 günü vefat etti. Sadareti 9 ay 25 gün sürdü. Osmanlı ordusu içerisinde bulunan Diyarbakır Beylerbeyi Hafız Ahmet Paşa sadarete getirildi ve Serdar-ı Ekrem oldu. Kösem Sultan'ın büyük kızı Ayşe Sultan ile evlendirildi. Bağdat üzerine yürüyüşe geçti. Hafız Paşa Bağdat'ı kuşatma altına aldı. Dönemin tarih yazarlarına göre iyi, temiz bir devlet adamı olmakla birlikte deneyimli bir komutan değildi. Bu yüzden Bağdat kuşatmasında sorunlar yaşadı. Bağdat'ı alamayacağını anlayınca İstanbul'a döndü. Hafız Paşa 1 Aralık 1626 günü sadrazamlıktan azledildiyse de kubbe vezirliğine devam etti. Yerine damat Halil Paşa sadarete getirildi. Damat Halil Paşa uzun yıllar boyunca kaptanı derya olarak denizde gemi yüzdürmüştü. Birçok başarı elde etmişti. Bu sebepten güvenilir bir devlet adamıydı. 1. Mustafa'nın annesi Valide Sultan kendisine sadrazamlık teklif ettiyse de kabul etmemişti. Nitekim Hafız Ahmet Paşa'dan sonra yine sadarete getirildi. Sert bir kış olmasına rağmen Üsküdar'da ordugahta çalışmalar yaptı. Abaza Mehmet Paşa isyanını sonlandırıp Safeviler üzerine yürümek niyetiyle 4 Aralık 1626 günü ordu ile İstanbul'dan ayrıldı. Müzik
3 ay Halep'te kaldıktan sonra Diyarbakır'a geçti. Buradan Erzurum üzerine yürüdü ve Abaza Mehmet Paşa'yı kuşatma altına aldı. 41 günlük kuşatma netice vermeyince Tokat'a çekildi. Bu yıllarda Sultan Murat 16 yaşlarında olup devlet yönetimi konusunda bazı tecrübelere erişmiş bulunuyordu. Her ne kadar annesi Kösem Sultan'ın etkisi devam etse de verdiği emir üzerine 6 Nisan 1628 günü damat Halil Paşa'yı sadaretten azletti. Halil Paşa'nın sadareti 1 yıl 4 ay sürdü. İki sadaretinin toplamı ise 3 yıl 7 aydır. Yerine Hüsrev Paşa sadarete getirildi. Hüsrev Paşa Yeniçeri ağalığından sadarete gelmiş birisiydi. Asker ruhlu bir karaktere sahip olup zeki ve kurnaz bir devlet adamıydı. 3. Mehmet'in kızlarından Ayşe Sultan ile evliydi. Sadarete tayininden 1 ay 4 gün sonra Abaza Paşa isyanı ile uğraşmak üzere Tokat'a geldi. Burada ordu ile Erzurum üzerine yürüdü ve kuşatma başlattı. ...14 gün süren muhasara sonunda 22 Eylül 1628 günü Abaza Mehmet Paşa'yı teslim olmaya zorladı. Hüsrev Paşa Abaza Mehmet Paşa'yı İstanbul'a getirdi. Sultan 4. Murat Abaza Mehmet Paşa ile görüştü. Sultan Murat'ın kendisini idam etmesi beklenirken şiddetli bir şekilde azarladı. Nitekim 4. Murat abisi genç Osman'ın intikamı için 6 yıl boyunca mücadele etmesini de gizliden hoş karşılamıştı. Kendisine lütuf olarak Bosna Beylerbeyliğini verdi. Abaza Mehmet Paşa isyanının son bulması devleti bir nevi rahatlattı. Artık Osmanlı ordusu Safeviler üzerine sefere çıkabilecekti. Özellikle Kösem Sultan, Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmak için büyük mücadele vermişti. ...19 Ocak 1629 günü Safevi Şahı Abbas öldü. Yerine Şah Safi tahta geçti. Şah Abbas 41 yıl boyunca Safevi tahtında kaldı. Osmanlı Devleti ile uzun yıllar mücadele etti. Bu mücadele neticesinde savaş ve barış eksik olmadı. Şah Abbas, Safavi tarihinin en güçlü hükümdar olarak gösterilmiştir. Özellikle tahta ilk geçtiği yıllarda hem doğuda hem batıda büyük bir mücadele veren Safavi devleti, ilk anlarda Osmanlı egemenliğini kabul etmiş, vergi ödemekten de çekinmemişti. Esasen Şah Abbas'ın tahta geçtiği dönem Osmanlı devletinin duraklama dönemiydi. Padişahlar çoktan sefere çıkmayı bırakmışlardı ve Safaviler üzerine gerçekleşen seferlere hep paşalar gitmişti. Özellikle Özdemiroğlu Osman Paşa, Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan'da hakimiyet kurmuş ve ardından Tebriz'i de ele geçirmişti. Şah Abbas tüm bu fetihleri kabul etmek zorunda kalmıştı. Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet'in erken yaşta ölümü, Genç Osman İhtilali ve ardından Anadolu Celali isyanları ve Abaza Mehmet Paşa isyanı sayesinde Şah Abbas Osmanlıların fethettiği toprakları geri almayı başardı ve devlet içerisinde ekonomik atılımlar da yaparak Safevi tarihinin en önemli ismi oldu. Sadrazam Hüsrev Paşa Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırdıktan sonra İstanbul'da nüfuzu iyice artmıştı. Esasen Sultan Murat dahi kendisine güveniyordu.
Ancak Hüsrev Paşa aldığı başarılar neticesinde çevresine kötü davranmaya da başlamıştı. Ayrıca padişaha danışmadan iş yapmaya başlamış, Yeniçeri Ocağı'nda bir takım değişikliğe gitmişti. Damat Recep Paşa vasıtasıyla Yeniçeri Ocağı'nı da avucunun içine almıştı. Hüsrev Paşa, Bağdat'ın geri alınması için Serdar-ı Ekrem oldu. Ancak ordu daha Üsküdar'dayken bile şiddetli hava koşulları seferi olumsuz etkilemeye başladı. 10 Haziran 1629 günü Hüsrev Paşa İstanbul'dan ayrıldı. ...17 Aralık 1629 günü Osmanlı ordusu Musul'da bulunuyordu. Bu sırada yağan şiddetli yağışlar Mezopotamya ovalarını göle çevirmişti. 42 gün boyunca Osmanlı ordusu yağmurun etkisinin azalmasını bekledi. 28 Ocak 1630 günü Osmanlı ordusu Musul'dan hareket etti. Ordu konakladığında Hüsrev Paşa harp meclisini topladı ve Bağdat civarının halen bataklık olduğunu öğrenince Kerkük civarlarında bir müddet daha bekledi. Burada Safavilerin daha önce yıktırdığı Gülamber Kalesi'ni yeniden inşa ettirdi. Bu kaleyi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştı. Ancak Hüsrev Paşa'nın kale inşa edilene kadar bölgede kalması payitahta hoş karşılanmadı. Padişah'tan azar işitti, boşuna zaman kaybı yaşıyordu. ...10.000 kişilik Osmanlı Birliği, 40.000 kişilik Zeynel Han komutasındaki Safevi Birliği'ni yenerek Hamedan yolu üzerindeki Mihriban Kalesi'ni ele geçirdi. Hüsrev Paşa ordu ile Hamedan üzerine ilerledi. Hüsrev Paşa'nın niyeti Hamedan ve İsfahan'a kadar ilerleyerek Bağdat'ın fethini kolaylaştırmaktı. Hüsrev Paşa Hamedan'a geldiğinde terk edilmiş bir şehirle karşılaştı. Ortada ne şah vardı ne asker. Hüsrev Paşa bir müddet daha İran içlerine doğru ilerlediyse de hep terk edilmiş köy ve kasabalara girdi. Ordunun ikmali zayıflayınca asıl hedef olan Bağdat üzerine ilerledi. 6 Ekim 1630 günü Bağdat kuşatıldı. ...14 Kasım'a kadar kuşatma sürdü. Safeviler yer yer huruç harekatına kalkıştı. ...9 Kasım'da Osmanlı ordusu büyük bir saldırı gerçekleştirdiyse de başarılı olamadı. Büyük kayıplar verildi. Hüsrev Paşa geri çekilme emri verdi. Bağdat'ın bu ikinci kuşatması da sonuç vermedi. Hüsrev Paşa ve Osmanlı ordusu Musul'a çekildi. Musul'a büyük tahkimat yaptı. Yeni surlar ve büyük burçlar inşa edildi. Musul şehri tamamen surların içinde kaldı. Hüsrev Paşa Mardin'e geldi. Kırım'dan 30 bin asker takviye istedi. Hazırlıklar tamamlanınca yine Bağdat üzerine yürüyecekti. Hüsrev Paşa gerekli yardımı aldıktan sonra yine Bağdat üzerine sefer ilan ettiğinde kapı kulları isyan ettiler. Savaşmak için hazır olmadıklarını ve diğer yıl tekrar gelmenin uygun olacağını söylediler. Ordu düzeni bozulunca Hüsrev Paşa Bağdat seferini erteledi. Hüsrev Paşa'nın aldığı bu karar neticesinde Paşa sadaret makamından azledildi. Yerine tekrar Hafız Ahmet Paşa getirildi. Azledilmesindeki sebep şehri zor Hille ve Musul taraflarında askeri dağıtıp orduyu zayıflattığı, kale inşaatı ile vakit geçirdiği için Bağdat başarısızlığına sebep olduğu söylendi. Hüsrev Paşa sadaret mührünü teslim ettikten sonra Tokat'a çekildi.
Damat Topal Recep Paşa kontrolündeki Yeniçeriler Hüsrev Paşa'nın azledilmesi üzerine isyan çıkardılar. Kendisini yeniden sadarete getirmek istiyorlardı. Bu zorbalar Anadolu'nun her yerine dağılarak Hüsrev Paşa sadarete getirilene kadar isyan edeceklerini haykırdılar. Hafız Ahmet Paşa'ya hiç tahammülleri yoktu. Hüsrev Paşa'nın azli Anadolu'yu yeniden anarşinin eşiğine getirmişti. İstanbul'da isyan eden bu zorbalar sarayın önüne yığılıp ulufe istedikleri gibi padişaha karşı hakaretler dahi ettiler. Bu isyancıları tetikleyen bir numaralı isim Topal Recep Paşa'ydı. 10 Şubat 1632 günü isyancılar Hafız Ahmet Paşa ile Şeyhülislam Yahya Efendi ve baş defterdar Mustafa Paşa'nın dahil olduğu 17 kişinin kendilerine teslim edilmesini istediler. Dördüncü Murat başlangıçta direndiyse de sarayın iç kapısına kadar gelen zorbalar karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Ve Hafız Ahmet Paşa padişahı zorda bırakmamak için isyancıların önüne atıldı. İki asiyi öldürdü. Hafız Ahmet Paşa'yı padişahın gözleri önünde parçalayan zorbalar Recep Paşa'yı sadarete tayin ettiler. Sultan 4. Murat Hafız Paşa'nın katledilmesinin ardından ağlamaya başladı ve büyük bir ah etti. Yaşanan bu son olay Sultan 4. Murat'ın sinirlerini harap etmişti. Bu zorbalara büyük bir kin besledi ancak şimdilik sustu. İntikam alacağı günü beklemeye başladı. Nitekim çok geçmeden Sultan Murat yapacağından da geri durmadı. Kargaşalıklardan Hüsrev Paşa'yı sorumlu tutan padişah, özü muhafızı Murtaza Paşa'yı Diyarbakır Beylerbeyliğine göndererek Hüsrev Paşa'yı idam etmekle görevlendirdi. Murtaza Paşa, padişahın Hüsrev Paşa için verdiği ölüm fermanını şehrin kadısına göndererek konağın topa tutulmasını emretti. Murtaza Paşa, kettühası ile ona idamını bildiren padişah fermanını gönderdi. Hüsrev Paşa, emri okuduktan sonra padişahın gönderdiği kuvvetlere karşı savaştığına pişman göründü. Namazını kıldıktan sonra boynunu cellatların kemendine teslim etti. Öldüğüne delil olmak üzere Kesikbaşı 11 Mart 1632 günü İstanbul'a gönderildi. Hüsrev Paşa'nın idam edilmesinin ertesi günü İstanbul'da yine ihtilal koptu. Zorbaların başlarından birisi kesilmişti. Tarihe 20 Şaban ihtilali olarak geçti bu ayaklanma. Recep Paşa cuntası padişahı korkutmak için yine kelle estirdiler. 4. Murat yine ayak divanına çıktı. Buraya giderken Topal Recep Paşa padişaha abdest alın bunların işi belli olmaz deyince 4. Murat Recep Paşa'yı fena benzetti. Veliaht Şehzade Bayezid'i tahta geçirmek istediyseler de Kösem Sultan buna engel oldu. Zira Şehzade Bayezid Kösem Sultan'ın oğlu değildi. Recep Paşa ve Şeyhülislam şehzadelerin idam edilmeyeceğine dair kefil oldular ve zorbalar böylelikle dağıldı. Bu ihtilalden kısa süre sonra 18 Mayıs 1632'de 4. Murat demir yumruğunu masaya vurdu. Topal Recep Paşa'yı çağırdı. Ardından cellatları. 4. Murat tarihe geçen şu meşhur sözünü söyledi. Gel berubre topal zorbabaşı dedikten sonra cellatlar odaya girdiğinde Topal Recep Paşa sultanın ayaklarına kapandığında abdest al bre kafir diye bağırdı. Recep Paşa ihtilal sırasında kendisine aynı şeyi söylemişti. Recep Paşa'nın kellesi zorbaların önlerine atılınca bir bir dağıldılar.
Sultan Murad'ın saltanat devresinin ikinci evresi resmen başlıyordu. Zorbalar yine toplandılar. Sultanahmet Meydanı'nda kıyamet koptu. Ancak Sultan Murad artık otoriteyi eline almıştı. Sultan Murad büyük bir nutuk verdi. Halk kendisine tezahürat etti. Devlet adamları kesin biat etti. Sultan Murad anarşinin devletin temellerine girdiğini, ordunun savaşamaz hale geldiğini, askerin politikayla uğraşmaktan işini yapamadığını, devleti bir avuç zorba ve hırsıza yedirmeyeceğini, kendisine biat etmeyen kim olursa olsun hakkından geleceğini söyledi. 10 yıldan beri devam eden anarşi devri kapanıyordu artık. Sultan Murad ve Yeniçeriler, sipahiler, devlet adamları, kadılar Kur'an'ın üzerine yemin ettiler. Bundan böyle zorbaları aralarında barındırmayacaklarına ve padişaha mutlak itaat edeceklerine dair Kur'an-ı Kerim'e el bastılar. Sultan Murad da fütuhat devrini yeniden başlatacağına, devlet işlerine daha sıkı bir şekilde sarılacağına ve Osmanlı sancağını gücünün yettiğince ileri götürmek adına seferlerden geri durmayacağına dair yemin etti. Ve yine yemin etti ki ne İstanbul'da ne de Osmanlı topraklarında anarşi, rüşvet, adam kayırma bunların hakkından gelecekti. Sultan Murad iktidarı eline alarak Kösem Sultan'ın devlet işlerine karışmasını da yasakladı. Yine de Kösem Sultan iktidardan çok fazla uzaklaşmayacaktı. Artık Sultan 4. Murad'ın devri gerçek anlamda başlamıştı. Osmanlıların 17. padişahı Sultan 4. Murad, Sinan Paşa Köşkü'nde yaptığı o muhteşem konuşma neticesinde 10 yıldır kargaşa dönemine adeta son vermişti. Tüm kapı kulları, devlet adamları, din adamları padişaha yemin vermişler ve itaat edeceklerini bildirmişlerdi. Yine de bazı zorbalar özellikle İstanbul'da halktan haraç almaya devam ettiler. Ancak Sultan Murad da kendisine bir istihbarat ağı kurarak kimin ne yaptığını haber alıyordu. Zorbaların başında gelen Saka Mehmet, Cadı Osman ve Gürcü Rıdvan gibi elebaşlarını teker teker yakalayıp idam ettirdi. İşte Sultan Murad'ın gerçek saltanatı şimdi başlamıştı. Osmanlı Devleti'nin bu kargaşa dolu günlerinde yine de bilim adına önemli çalışmalar da gerçekleştiriliyordu. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçmak için yaptığı çalışmalar olmuştu. Kartal kanatları diye adlandırdığı kendi icadı sayesinde kuş gibi havada süzülüyordu. Hezarfen Ahmet Çelebi çalışmalarının en mühim kısmını Galata Kulesi'nden atlayarak yapmaya karar vermişti. Lodoslu bir günde Galata Kulesi'ne çıkan Hezarfen kendini onca yüksekten boşluğa saldı. 4. Murad dahi bu uçuşu saray burnundan izledi. Hezarfen Ahmet Çelebi boğazı geçerek Üsküdar'a başarılı bir iniş yaptı. Halk Hezarfen'i uçarken görünce korkuya kapıldı. Sultan Murad ise tarihe geçen şu sözlerini söyledi. Bu Adem pek hav edilecek bir Adem'dir. Her ne murat edinse elinden gelir. Böyle kimselerin bekası caiz değildir. Diyerek Cezayir'e sürgün etmiştir. Bir diğer Osmanlı mucidi ise Lagari Hasan Çelebi'ydi. Kendisi tarihe ilk roketle uçan insan olarak yazıldı. 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu münasebetiyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan 7 kollu bir fişek icat etmiş, "Padişahım seni hüdaya ısmarladım,
İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum diyerek saray burnunda 4. Murad'ın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir. Havadayken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, büyük fişeğin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünden denize inmiştir. Oradan da yüzerek padişahın huzuruna gelmiş ve "Padişahım, İsa Nebi sana selam etti." diyerek şaka yapmıştır. Sultan Murat Hasan Çelebi'ye bir kese akçe vermiş, ayrıca onu 70 akçe yevmiye ile sipahi yazdırmıştır. Yine bugünlerde İstanbul'da büyük bir yangın çıkmıştı. 4. Murat dahi itfaiye eri gibi yangınları söndürmek için canla başla mücadele vermişti. Hatta bazı yerlerinden de yaralanmıştı. Sultan Murat yangın söndüğünde 20 bin evin kül olduğunu görünce, hele bunun bir kahvehaneden başladığını öğrenince hem öfkelenmiş hem de halk üzerindeki otoritesini göstermek adına eline fırsat geçmişti. Tütün içmenin şeriata aykırı olup olmadığı tartışılıyordu. Ayrıca asker de ocaklarında talim yapacağı yerde kahvehanede oturup politika yapıyordu. 16 Eylül 1633 günü Sultan Murat kahvehanelerin kapatılmasını ve tütün içmenin de yasak olduğunu emretti. Sultan 4. Murat tebdili kıyafetlerle sürekli sokağa çıkmaya başladı. Demir yumruğunu göstermek adına tütün içenleri asla affetmedi ve idam ettirdi. Kurunun yanında yaş yansa da Sultan Murat Osmanlı Devleti'nin geri geldiğini gösteriyordu adeta. Lehistan'ın himaye ettiği Kazaklar Osmanlı şehirlerini yağmalayıp geri dönüyorlardı. Lehistan'da Osmanlılar ile barış halinde olmasına rağmen buna göz yumuyordu. Bu sırada Lehistan ve Rusya savaşı devam ederken Sultan Murat Lehistan'a gözdağı verilmesini emretti. Bosna Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa, Vidin'de Kırım, Eflak ve Boğdan askerleriyle birleşti. Abaza Mehmet Paşa, Lehistan'a girdiğinde pek çok ganimet ve esir aldı. Lehistan elçisi Trebzinski barış istedi. Yıllık vergi ve Dinyester üzerindeki kalelerin yıkılması şartıyla Osmanlılar barışı kabul etti. Bu sırada bir kısım Safevi askerinin Osmanlı hududunu geçip Van'ı muhasara ettiği haberi Sultan Murat'a ulaştı. Sultan Murat, tabanı yassı Mehmet Paşa'ya Üsküdar'da ordunun hazırlanmasını emretti. Sultan Murat orduyu bizzat teftiş etti. Sultan Murat'ın Safeviler üzerine sefere çıkacağını öğrenen Acemler Van kuşatmasını kaldırdılar. Sultan Murat sefere çıkmadan önce Bursa'ya gizli bir teftiş kararı aldı. İznik'e gelen padişah, İznik kadısının şikayet edilmesi ve suçlu bulunması üzerine kendisini İznik kalesinin kapısına astırdı. Bu olay İstanbul'da duyulunca kıyamet koptu. Sultan Murat kim olursa olsun nizam-ı alemi yeniden tesis etmek üzere kimseye acımayacağına söz vermişti. Bu sırada Sultan Murat Bursa'da atalarının mezarlarını ziyaret ederken Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi de İznik kadısının asılması üzerine ulema ile bir toplantı yaparak Kösem Sultan'a mektup yazdılar. Mektupta Sultan Murad'ın yaptıklarını doğru bulmadıklarını
böyle bir şeye yeniden yeltenirse kendisini tahttan indiririz cümlelerini de kurmuşlardı. Kösem Sultan mektupları alelacele Bursa'daki 4. Murad'a gönderdi. Sultan Murad bu haber üzerine büyük öfke göstererek İstanbul'a ulaştı. Sultan Murad Hüseyin Efendi ile oğlunun saltanatını tehdit etmesi üzerine Kıbrıs'a sürgüne gönderilmesini emretti. Ancak Sultan Murad saltanatının tehdit edilmesini azmedememişti. Bostancıbaşı'ya derhal geminin durdurulmasını ve Şeyhülislam'ın idam edilmesini emretti. Bostancıbaşı Bakırköy yakınlarında gemiyi yakalayıp Hüseyin Efendi'yi deniz kenarında idam etti. Şeyhülislam'ın idam edilmesi o döneme kadar Osmanlı tarihinde bir ilk oldu ve yerine Şeyhülislam olarak 80 yaşını aşmış Yahya Efendi getirildi. Sultan 4. Murad 1634 yılında Lehistan'ın antlaşma şartlarına uymadığını öğrenince bizzat sefer ilan etti. Genç Osman'dan sonra 4. Murad da Lehistan seferine çıktı. 27 Nisan 1634 günü Sultan 4. Murad Edirne'ye geldi. Ancak Lehistan, Sultan Murad'ın Edirne'ye geldiğini öğrenince antlaşma şartlarına uyacağına dair yemin etti. Sultan Murad'ın gözü doğuda olduğundan kolaylıkla Lehistan'ı affetti ve İstanbul'a döndü. Bu sırada Abaza Mehmet Paşa'nın Rum ve Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlık neticesinde sorunu çözmek için Ermenilerden rüşvet aldığı ortaya çıkınca kendisini idam ettirdi. 4. Murad devlet adamlarının rüşvet almasını asla affetmeyeceğini bildirmişti. Sultan 4. Murad uzun zamandır çıkmak istediği Safevi seferini ilan etti. Zira padişah bozulan devlet idaresini artık tam olarak eline almış, İstanbul'dan gönül rahatlığı ile ayrılabiliyordu. Sultan Murad'ın 1. Safevi seferi aslında iki kısımdan oluşacaktı. Payitahttan Safevi sınırına kadar olan bölgede Anadolu'da Kuyucu Murat Paşa'dan beri görülmemiş bir asayiş seferi de olacaktı. Genç Osman'ın idamından beri Anadolu'da düzen kalmamıştı. Sultan Murat büyük dedesi Yavuz Sultan Selim gibi olmak istiyordu. Tek gayesi Acemleri haritadan silip Yavuz Sultan Selim'in hedeflediği gibi topraklarını Türkistan'a kadar taşıyıp onlarla birlik olmaktı. Çok büyük bir orduya hükmediyordu Sultan Murad. O kadar büyüktü ki Revan önüne gelmeden 50 bin kişiyi geride bırakıp 200 bin kişiyle yürüyüşüne devam edecekti. Padişah 28 Mart 1635 günü İstanbul'dan ayrıldığı günden itibaren zorbalar kaçışmaya başladılar. Orduda görülmemiş bir disiplin hakimdi. Kanuni devrinde bile böyle disiplinli bir ordu yoktu. Adeta ordunun başında Yavuz Sultan Selim varmış gibi hareket ediyordu asker. Padişah ordusuyla ağır ağır Anadolu'da yürüdü. Her geçtiği yerde nizamı yeniden tesis etti. Zorbaları, rüşvetçileri, halka kan kusturanları bir bir infaz etmekten bir an tereddüt etmedi. Halkın özlediği padişah ordunun başında azametle yürüyordu. Sultan Murad Konya'ya geldiğinde Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etti. ...17 Haziran'da Bayburt'ta padişah ile sadrazamın orduları birleştiler. Buraya gelene kadar Sultan Murad bir vezir, üç beylerbeyi, bir sancakbeyi, rüşvet almış bazı kadılar, devlet görevlileri ve halka kabadayılık yapan birçok kişiyi idam ettirdi. Anadolu halkı tek bir sefer ile devletin demir yumruğunu iliklerine kadar hissetti. Halk sultana tezahüratlar etti.
kendisini zorbalardan kurtardığı için yollarına güller attılar. Sultan Murat Erzurum'a geçtiğinde 50 bin askeri burada bıraktı. 200 bin asker ve 130 top ile Revan üzerine yürüdü. 27 Temmuz'da Revan muhasarası başladı. Kaleyi Emir Güne savunuyordu. Kalede sadece 12 bin asker mevcuttu. Safevi İmparatorluk ordusu yakınlarda bulunmasına rağmen meydan muharebesini göze alamadılar. Yardım gelmeyeceğini anlayan Emir Güne kaleyi sadece 11 gün savundu. 8 Ağustos 1635 günü Revan Osmanlıların eline geçti. 31 yıl 2 ay sonra Revan yeniden Osmanlı kontrolüne geçmişti. Şehirde tek bir kişinin burnu kanamamış, asker büyük bir disiplinle girmişti şehre. Şeyhülislam Yahya Efendi cuma namazını kıldırdı. Sultan Murat ordusu ile Aras Nehri'ni takiben Safevi ordusunu aradı. Ancak Safeviler kaçtılar. Osmanlı ordusu yönünü güneye çevirdi. Sultan Murat 11 Eylül'de Tebriz'e girdi. 550 bin kişilik şehirde kimse Osmanlı ordusuna karşı koymadı. Tebriz'in Osmanlılarca 6. fethidir. Sultan Murat Han İsfahan'a kadar yürümek niyetindeydi. Ancak hastalanınca bu isteğinden vazgeçti. Diyarbakır'a çekildi. 15 gün burada kaldı. Sefere çıkışından 9 ay sonra Sultan Murat İstanbul'a döndü. Sultan 4. Murat Revan seferinde bulunurken Şehzade Bayezid ile Şehzade Süleyman'ı boğdurmuştu. Dünyada 3 Osmanoğlu vardı. 4. Murat, Şehzade Kasım ve Şehzade İbrahim. Sultan 4. Murat'ın erkek çocuğu yoktu. Veliaht şimdi Şehzade Kasım'dı. 4. Murat, Revan kale muhafızı Emir Gure'nin kaleyi kendisine teslim etmesi ve karakterini beğenmesi sebebiyle yanına aldı. Emir Güne, Şii inancı terk ederek Sünni mezhebine girdi ve Yusuf ismini aldı. Sultan 4. Murat, Yusuf Paşa'yı her daim yanında bulundurdu. Kendisine İstanbul'dan konaklar, çiftlikler tahsis etti. Sultan Murat, İstanbul'a döndükten sonra Şah Safi Revan üzerine ilerledi. 3 ay ve 7 gün muhasara etti. Murtaza Paşa şehit olunca Revan yine düştü. Bu defaki Osmanlı hakimiyeti 7 ay 24 gün sürmüştü. Safeviler ardından Tebriz'e hücum ettiler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Almanlar padişah sefere çıktığında kalelere sığınıp şehirleri bomboş bırakıyor ve savaşmaya cesaret edemiyorlardı. Bu taktiği 100 yıldır Safeviler de benimsemişti. Osmanlı padişahı ya da güçlü bir Osmanlı ordusu Safevi şehirlerine girdiğinde bomboş şehirlerle karşılaşıyor, ardından Osmanlılar gittiğinde Safeviler yine bu şehirlere giriyorlardı. Şah Safi her ne kadar padişahın karşısına çıkamasa da Osmanlı hudutlarına taarruzda bulunmayı da ihmal etmiyordu. 2 Eylül 1636 günü Şam Beylerbeyi Küçük Ahmet Paşa, ki Sultan Murat kendisini çok severdi, ağır hasta olduğu halde Şah'ın karşısına çıktı. Mihriban Meydan Muharebesini Şah Safi kazandı. Küçük Ahmet Paşa şehit düştü. Onun kahramanlığına hayran kalan Şah, cansız bedenini Osmanlılara gönderdi.
bunlara rağmen Şah Safi Osmanlılara elçi göndererek barış istemişti. 4. Murat Revan seferinden sonra yaşanan bu olayların intikamını Bağdat'ta alacağını elçiye açıkça dile getirmiş ve huzurundan kovmuştu. Barbaros Hayrettin Paşa döneminden beri Akdeniz'de Türk üstünlüğü devam ediyordu. Ancak devletin merkezindeki uzun yıllar süren kargaşa ortamı Afrika kıtasında Cezayir, Tunus, Trablus gibi topraklarda merkezi hakimiyet azalmıştı. Buralarda dayılar türemişti. Özellikle Cezayir'e gönderilen beylerbeyleri protokol adamı olmaktan öteye gitmiyordu. Yeniçeri ağaları Cezayir'e hakim olmaya başladı. Bundan başka Cezayir'de donanma, İspanyol, Fransız donanmasından bile kuvvetli hale gelmişti. Cezayir Osmanlılardan ayrı bir devlet olsa dünyanın en güçlü ikinci donanması Cezayir'de olacaktı. 210 parça Cezayir donanması sefer halinde Osmanlı donanması ile birleşiyordu. Osmanlı donanmasından ayrıldığında ise sürekli savaş halinde bulunan İspanyol topraklarına ve adalarına saldırılar gerçekleştiriyordu. Çok defa da Cebel-i Tarık boğazını geçip okyanusa açılıyordu. İspanya ile 2. Bayezid devrinden beri devam eden harp hali devam ederken artık Fransız gemileriyle de çok defa Cezayir gemileri vuruşuyordu. Çünkü artık İspanya gücünü kaybetmiş, Fransa'ya Kanuni devrindeki gibi yardım kesilmişti. 1635, 1636, 1637, 1638 ve 1639 yılları arasında Sicilya, Reggio, İtalya Yarımadası, Sardunya Adası'na Cezayir ve Osmanlı donanması tarafından baskınlar yapıldı. Bu deniz baskınlarının hepsi başarıyla sonuçlandı. Bu dönemde Tunus ve Trablus donanması daha küçük olmasına rağmen yine de Cezayir donanmasını taklit ediyordu. Yine Fas bu dönemde Osmanlı donanmasına benzeyen bir filo kurdu ve bizzat Cezayir donanması tarafından desteklendi. Bunlar İspanyollara okyanusta çok büyük zararlar verdi. ...1638 yılında Sultan 4. Murat, Osmanlı ordusunun yeni bir sefer için hazırlanmasını emretti. Safeviler üzerine Bağdat seferini ilan etti. Sefere çıkmadan önce darbe yapacağı kuşkusuyla Şehzade Kasım'ı boğdurdu. Bu suretle bir kendisi bir de Şehzade İbrahim kalmıştı dünyada Osmanoğlu. Sultan 4. Murat baba diyerek sevdiği Şeyhülislam Yahya Efendi'yi yanına alarak 8 Mayıs 1638 günü İstanbul'dan ayrıldı. Bağdat yolu 110 konağa ayrılmış ve her konakta ikmal merkezleri kurulmuştu. Sultan Murat henüz Konya'ya varmamıştı. Ilgın'da konaklarken Sakarya Şeyhi denen bir zat karşısına getirildi. Müritleri kendisinin doğaüstü bir insan olduğunu, tüfek kurşunu ve ok işlemediğini söylediler. Sultan Murat bu tarz inançlara karşıydı. Celladın eline bir sopa verdi ve şeyhin kemiklerini kırdırdı. Müritlerin inanışı yüzünden şeyhin başı yandı. Sultan Murat Konya'ya geldi. 17 Haziran'da ikinci defa Mevlana'nın türbesini ziyaret etti. Sultan Konya'dayken Bolu Sancak Bey'i Abdi Paşa ve Yenişehir Sancak Bey'i Ahmet Paşa yönettiği halka zulmettiği şikayetleri üzerine iki yöneticinin kellelerini aldı. Sultan Murat Aksaray'a geldiğinde genç Osman olayı yaşandı. Henüz 17 yaşındaki bir delikanlı olan Osman, padişahın önüne çıkmış ve orduya katılmak istediğini bildirmişti. Sultan Murat da kendisine şöyle dedi.
Bilmez misin çocuk, bizde sakalında tarak durmayan askere alınmaz. Osman da padişahtan tarağını istedi ve iki eliyle bastırarak yüzüne sapladı. Gördün mü sultanım, artık tarak benim de yüzümde duruyor dedi. Sultan Murat Osman'a abisi Genç Osman'ın lakabını verdi ve Genç Osman'ı orduya aldı. Nitekim Bağdat Savaşı sırasında Genç Osman şehit düştü ve adına Genç Osman Marşı yazıldı. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak. Her ana doğurmaz böyle bir aslan, Allah Allah deyip geçti Genç Osman. Sultan Murat tütün ve afyona şiddetle karşıydı. Ancak yolda giderken hekimbaşısının afyon içtiğini öğrendi. Kendisini satranç oynamaya çağırdı. Oyunun ortasında hekimbaşı, sen afyon içer misin diye duyduk dedi. Hekimbaşı Emir Çelebi inkar ettiyse de Sultan Murat afyon kutusunu buldurttu ve sordu. Bu nedir o halde? Hekimbaşı suyu kurutulmuş afyondur hünkârım, hepsini içsek bile zarar gelmez bundan dediğinde, iç o halde hepsini dedi Sultan Murat. Hekimbaşı bütün afyonu içtikten sonra afyonların tesiriyle öldü. Ancak hekimbaşının ölümü de Sultan Murat'ın belki de ölümüne sebep oldu. Çünkü Sultan Murat Bağdat seferinden sonra ölümüne sebep olacak bir şekilde hastalanacaktı. Bu hastalığın çaresini ise sadece hekimbaşı biliyordu. Sadece Himalaya dağlarının tepesinde yetişen bir çiçeğin hastalığa iyi geleceğini öğrencilerine anlatmıştı. Maalesef ki hekimbaşı bu çiçeğin ne olduğunu sadece kendisine sırlamıştı. Sultan 4. Murat Han Musul'a geldiğinde Hindistan Şahı'nın elçisi geldi. Sultan Murat'a selam ve kıymetli hediyeler sundu. Fil derisinden yapılmış ve hiçbir silahın delemeyeceğini iddia ettiği bir kalkan getirdi. Sultan Murat mızrağıyla kalkanı bir vuruşta yarınca elçi hayrete düştü. Sultan Murat Hindistan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini bildirerek elçiyi uğurladı. Sultan Murat Han 5 ay 8 günlük bir yürüyüşün ardından 15 Kasım gecesi Bağdat'ın önüne ulaştı. Şehirde Bektaş Han Türkmen komutasında 40 bin asker bulunuyordu. Şah Safi ile ordusuyla Kasr-ı Şirin'de bulunuyordu. Sultan Murat muhasaraya başladı. Şah Safi ise uzaktan muhasarayı takip ediyordu. Sultan Murat Şah Safi'yi meydan muharebesine çağırdıysa da Şah bunu kabul etmedi. Şah Safi Bağdat'taki 212 kulesi ve yüzlerce topuna ve askerine o kadar güveniyordu ki sultanın muhasarayı bırakıp gideceğine inanıyordu. Saldırılar ard arda gerçekleşiyor. 86 yaşındaki Yahya Efendi bizzat cephe hattına gidip askere moral vermek için buralarda dolaşıyordu. 23 Aralık'ta Vezir Tayyar Mehmet Paşa şehit düştü. Tayyar Mehmet Paşa savaş meydanında şehit düşen 4. vezir oldu. 24 Aralık 1638 günü 39 gün süren muhasara sona erdi. Bağdat Osmanlıların eline geçti. Bu müddet içinde 5000 Osmanlı askeri şehit düşerken Safeviler 10.000 asker kaybettiler. 14 yıl 11 ay 13 gün süren Bağdat'taki Safavi işgali son buldu. 89 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın bizzat fethettiği Bağdat Osmanlıların eline bir kez daha geçti. Sultan Murat Bağdat Fatihi diye anıldı. Ardından Basra'ya kadar olan eski Osmanlı toprakları yeniden ele geçirildi. Sultan 4. Murat 14 Ocak 1639 günü Bağdat'tan ayrıldı.
şehre Küçük Hüseyin Paşa komutasında 8.000'i Yeniçeri olmak üzere 20.000 asker bıraktı. Sultan Diyarbakır'a geldi. Aynı Yavuz Sultan Selim'in Memlük seferindeki gibi uzun yıllar seferden dönmeye niyeti yoktu. Burada kışlayıp baharda İsfahan üzerine yürüyecekti. Fakat hastalığı öyle arttı ki ızdırap derecesine dönüştü. Safavilerin sulh elçileri geldi. İki devlet sulh görüşmelerine başladılar. Sultan Murat 34 günde Ankara'ya geldi. Kara Mustafa Paşa Safaviler ile 17 Mayıs 1639 günü Kasr-ı Şirin Muahedesini imzaladı. Bu suretle 15 yıldan beri devam eden Safavi savaşları sona erdi. Şah Osmanlı fetihlerini kabul ederken Revan yine Safavilere bırakıldı. Kasr-ı Şirin Antlaşması günümüz Türkiye, Ermenistan ve Irak-İran sınırlarını oluşturmaktadır. Sultan Murat bir yıl bir ay kaldığı seferden 12 Haziran 1639 günü İstanbul'a döndü. Sultan Murat'ın rahatsızlığı oldukça arttı ve yine yataklara düştü. 8 Şubat 1640 günü 27 yaşında vefat etti. Saltanatı 16 yıl 4 ay 28 gün sürdü. Osmanlı Devleti'ne yeniden nizam veren bir padişah oldu. Hep gücü, kudreti ve özellikle adaletiyle anıldı. Muratların dördüncüsü bu dünyadan göçerken tahta dünyada kalan son Osmanoğlu Sultan İbrahim geçti.